AK Parti İstanbul Milletvekili, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu. Ankara stüdyomuzdan konuğumuz sevgili izleyenler. Merhabalar Sayın Yeneroğlu, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, haberimizi de izledik. İsterseniz hemen bu konuyla başlayalım sıcağı sıcağına. Gözler Perşembe gününde Almanya Federal Meclisi sözde Ermeni soykırım iddialarını destekleyen karar tasarısını oylamaya hazırlanıyor. Orada yaşayan Türkler de Berlin'de buluşacak, bunu protesto edecekler ama niçin bu konu tekrar gündeme geldi sizce? Geçen yıl 100. yılıydı, geçen yıl yine haberleri paylaşmıştık biz ama bu sene halen devam ediyor 101. yılda da tehcir olaylarını 101. yılında. Siz nasıl yorumlayacaksınız Almanya Federal Meclisi'nin bu kararını? Evet, geçen yıl yine benzer bir yaklaşım ortaya konulmuştu Alman meclisinde. Alman hükümeti ve yine iktidar partisi büyük grup olarak geçen yıl uluslararası bağımsız bir mahkeme tarafından teyit edilmemiş bir meselenin olmuş gibi iddia edilerek mecliste oylamaya sunulmasının doğru olmayacağı gerekçesiyle bunu reddetti. Şimdi biz Alman hükümetine, Alman meclisine, özellikle iktidar partisinin büyük kanadı olan Hristiyan Demokrat Parti'ye şunu soruyoruz. Son bir yıl içerisinde ne değişti? Hangi uluslararası mahkeme bu konuda iddiaları teyit eden bir karar verdi ki böyle bir yaklaşım ortaya koyuyorsunuz bugün? Bunu izah etmek mümkün değil. Bunun tabii ki şöyle bir izahatı var. Son yıllarda bu meselelerle ilgili özellikle Sol Parti ve Cem Özdemir, Yeşiller Partisi eş genel başkanı Cem Özdemir bu meseleyi devamlı gündeme getirdi. Geçen yılda gündeme getiren oydu. Bu senenin başında da yine meclis gündeme getireceğine dair açıklama yaptılar. Ama iktidar partisi, Hristiyan Demokrat Partisi grup başkan vekiliyle birlikte bir mutabakata vardılar. Bu mutabakat da bunu Nisan'da gündeme getirmeyelim. Türkiye ile müzakerelerin, mülteci meselesinde müzakerelerin devam ettiği ve Almanya'nın ciddi bir menfaatinin söz konusu olduğu bir ortamda bunu gündeme getirmeyelim, Haziran'a erteleyelim şeklinde bir talebi oldu. Bunun üzerine de mecliste genel kurul ortamında sembolik olarak son 10 yıllarda Almanya'da olmayan bir biçimde Cem Özdemir'le tokalaştılar ve böylece mutabakatlarını kamuoyuyla paylaştılar. Bugün gündeme gelen taslakta ortak bütün partilerin bir nevi içinde bulunduğu ama asıl içeriğini Yeşillerle Hristiyan Demokrat Parti milletvekillerinin hazırladığı bir metinle karşı karşıyayız. Zaten içeriği de bunu çok net bir biçimde gösteriyor. Bir tarafta Yeşillerin tezleri ortaya konulurken diğer tarafta da Hristiyan Demokrat Partisi içerisinde sözde Hristiyanlarla dayanışma adı altında 1915'de Hristiyan azınlıkların ve Ermenilerin soykırıma maruz kaldığı iddiası orada tekrarlanıyor. Oysa Cem Özdemir'in kendisi bile ataları Kafkasya'dan Türkiye'ye sığınmış milyonlarca mültecilerden sadece birisi. Bu tasarıda en azından kendisiyle barışık olabilmesi, kendi atalarının maruz kaldığı zalimlikleri dikkate alma babında o dönemde Müslümanların yaşadıkları büyük acıları Kırım'dan, Kafkasya'dan, Balkanlardan Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış ve tehcir edilmiş o dönemlerde Ruslar tarafından, Balkanlardaki egemen çoğunluk tarafından halkların da acılarına dikkate alan bir anlayışla ortaya çıkmış olsalardı bugün soykırım şeklinde bir meselenin tartışılması yerine Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bütün halkların maruz kaldığı büyük acıları paylaşan, onları değerlendiren ve bundan hareketle de böyle parlamentonun siyasallaşmış ve içi tamamen boşaltılmaya maruz kalacak hukuki kavram olan soykırım kavramını ele almak yerine daha farklı dostluklara, diyaloğu pekiştiren bir yöntemle meseleyi, süreci takip etmeleri arzu edilirdi. Bakın
Bu konuyla ilgili Alman tezlerinde en bilinen yayın Franz Werfel adında, o dönemde Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nda misyonerlik yapmış bir kişinin kitabı. O bile kitabının ön sözünde Türklere karşı polemik yapmayın ifadesiyle bu meseleleri ele almış. Ama bugün itibariyle maalesef genosit veyahut da soykırım kavramının tamamen içi boşaltılması suretiyle, siyasallaşması suretiyle anti-Türkiye propagandası işleniyor. Bunun temelinde de aslında şu var. Bakın, AK Parti iktidarları öncesinde Türk-Alman ilişkileri asimetrik bir ilişkiydi. Tek taraflı, menfaatlerin ön planda olduğu bir işti. Fakat AK Parti iktidarıyla birlikte simetrik bir ilişkiye döndü. Kendi menfaatlerini savunan, kendi meselelerini özgüven içerisinde ifade eden bir Türkiye ve Türkiye'nin liderleriyle karşı karşıyalar. Bu durum üzerinde birkaç gün evvel yine Die Welt gazetesinin, Almanya'nın en önemli gazetelerinden birisi olan Die Welt gazetesinin başlıkta verdiği gibi Erdoğan'a karşı 4 kere soykırım. Yani metinde 4 kere soykırım kavramı geçiyormuş. Yani maksat burada Erdoğan bizi kızdırıyor, biz de sonuçta Erdoğan'ı nasıl kızdırabiliriz şeklinde bir yaklaşım ortaya koymalarından ibaret. Kesinlikle yanlış. Türk-Ermeni ilişkilerini daha da zora sokan, son yıllarda ortaya koyduğumuz bu ilişkilerin iyileştirilmesi, ortak acıların konuşulması, paylaşılması, tarihçilere bırakılması noktasında Türkiye'nin gayretlerini göz ardı eden bir yaklaşım biçimi, Alman meclisine de yakışmayan, madem Almanya'da da birçok kişi soruyor, madem bu konularda bu kadar hassasız, neden Herero'lara, Nama'lara 1904 yılında Alman İmparatorluğu askerlerinin yaptığı soykırımını Alman hükümeti daha da resmen soykırım olarak kabul edip de resmi olarak özür dilemedi? Neden 10 yıldan beri müzakereleri devam ettiriyorsunuz? Neden bu konuyla ilgili samimi davranmıyorsunuz? Hiç mi aklınıza İspanyolların Latin Amerika'daki yerlilere yönelik katliamları gelmiyor? Neden Amerika'nın Kızılderililere yönelik katliamlarını gündeme getirmiyorsunuz? Neden Fransa'nın Cezayir'deki yaptığı katliamları gündeme getirmiyorsunuz? Sorarlar bu gibi yaklaşımları, cevap olarak bunların önüne koyarlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu gibi tartışmalı konuların meclis gündemine getirilmesi ve bundan özellikle Almanya'da da Irkçı Parti'nin gün geçtikçe daha da yükseldiği ve Türklere yönelik, Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı bir ortamda bu şekilde ötekileştirici, başkalaştırıcı, Ermenilerin acılarına hiçbir şekilde cevap vermeyen bir yaklaşımı ortaya koymaları maalesef çok üzücü. Evet, bu tasarı bir anlamda eğer geçerse Türklerle Ermenilerin esasında ilişkisine zarar verebilecek bir adım olmuş olacak. Şöyle, Merkel çok eleştiriyor Almanya'da sağ taraftan. İşte Türkiye'ye karşı olan tavrı noktasında. Türkiye ne isterse sanki Merkel yapıyormuş gibi, Türkiye'nin tehditlerine boyun eğiyormuş diye basında da çok eleştiri alıyor. Şimdi Türkler de sokağa dökülürse şu noktada, Perşembe günü Berlin'de binlerce Türk toplanacak. Tasarıyla ilgili protestolarda bulunacak. Bu Almanya'da da oradaki Türk vatandaşlarıyla diğer vatandaşların aralarında böyle bir soğukluk, bir kopukluk girmesini sağlar mı sizce? Veya Türklerin bu protestosu, bu yasa tasarısıyla ilgili bir sonrasında atılacak bir adıma engeller mi? Türk toplumu, özellikle sivil toplumu orada sokağa çıkmakla iki hususa tepkisini ortaya koyuyor. Bir, Türkiye'ye yönelik düşmanca yaklaşımların bu şekilde hükümet partileri tarafından da destek bulmasına, ama aynı zamanda da Türk toplumunun, 3 milyonluk Almanya'daki Türk toplumunun bu şekilde ötekileştirilip, başkalaştırılıp Almanya içerisinde de ırkçı akımların daha da güçlenmesine vesile olacağından dolayı bu şekilde sert bir tepki ortaya koyuyor. Bunu dikkate almak lazım. Bu konuları göz ardı etmemek lazım. Bu aslında Almanya'nın kendi iç sorunlarını daha da büyüten, sağ akımları daha da güçlendiren bir adım olarak bu endişeli süreci ve bu endişeleri Alman hükümeti de paylaşması lazım. Ama maalesef şu anda Hristiyan Demokrat Partisi içerisinde bazı milletvekillerinin tutumlarına bakıyorum. Böyle yani şölen havası içerisinde Erdoğan'ı nasıl kızdırırız yaklaşımları içerisinde
böyle bir sürece destek verecekler gibi görünüyor. Bunlar aynı zamanda Türkiye'nin Almanya ile olan çok derin tarihi ilişkilerine, her yıl Türkiye'ye gelen 5 milyondan fazla Alman'ın Türkiye'yi seyahat eden Almanların da sonuçta bu konuda Türkiye'ye bakış açılarına zarar vereceğine tabii ki göz ardı etmemek gerekiyor. Bir de Türkiye'ye yönelik olağanüstü bir anti propaganda var. Bakın Gomez bile, Beşiktaş'ın santraforu Gomez birkaç gün önce gazetelere verdiği bir demecinde Türkiye'ye gelmeden önce ciddi kaygı içerisinde olduğunu, Türkiye ile ilgili haberleri takip ettiğinde ön yargılı bir biçimde Türkiye'ye geldiğini ve hatta o dönemde kendisine ya sadece futbola konsantre olurum, sağa sola dikkate almam şeklinde kendisini avuttuğunu, ama Türkiye'ye geldikten sonra Almanya'da Türkiye ile ilgili ortaya konulan ön yargıların hiçbir şekilde geçerli olmadığını görünce de çok şaşırdığını ve bunu da Alman toplumuyla paylaşmak istediğini ifade etti. Dolayısıyla Almanya Türkiye üzerinde yayın yapan maalesef Türkiye'deki muhabirlerin birçoğu gazeteci gibi değil aktivist gibi yayın yapıyorlar. Ve Türkiye ile ilgili çok olumsuz bir görüntü Batı ülkelerinde ortaya koyuyorlar. Bunları değiştirmeleri aynı zamanda Türk-Alman dostluğunun daha da gelişmesine, Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha da gelişmesine, her alanda devam eden ekonomik, kültürel, eğitim alanında devam eden ilişkilerimizin gelişmesine, ama aynı zamanda Türkiye'de on binlerce Ermeni yaşıyor. Türkiye'de özellikle Ermenilerin de kendi gündemlerine dikkate alarak Türkiye'nin ortak bir biçimde geçmiş acıların paylaşılmasına, karşılıklı olarak diyalogların artırılmasına, anlama noktasında, empati kurma noktasında çabaları sekteye uğratan bir girişim. Bu sebepten dolayı da Türk toplumunun orada da buna karşı çıkması ve yaklaşımını ortaya koyması çok doğru bir tercihtir. Umarım ki birçok milletvekili bundan hareketle tekrar kanaatini gözden geçirir ve Perşembe günü yapılacak oylamada farklı bir karar ortaya koyar ve propaganda amaçlı ortaya konulan bu taslağa karşı çıkar. Sayın Yeneroğlu, son olarak da isterseniz Paris'teki olaylara değinelim. Fransa'da işçi eylemleri giderek şiddeti artıyor eylemlerin. Çalışma yasasıyla ilgili çok tartışıldı bu yasa. Hollande geri adım atmayacağız dedi ama daha sonrasında Manuel Valls'tan ufak değişiklikler olabilir mesajı geldi. Bunun dışında sadece Paris'te değil ama işte farklı sebeplerden hükümet politikalarını eleştiren, kemer sıkma politikalarını eleştiren eylemler de oldu. İspanya'da, Brüksel'de, Yunanistan'da, Polonya'da farklı bir sebepten, işte Mallorca Adası'nda. Paris odaklı gidelim isterseniz. Paris'teki bu şiddet eylemlerini nasıl değerlendireceksiniz? Grevler de var biliyorsunuz. Fransız halkı için zor günlerde diyebiliriz. Evet. Hollande tabii son yıllarda ciddi manada baskı altındaydı. Fransa'da da Front National adındaki parti şu anda Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, devlet başkanlığı seçimi yapılsa Fransa'da %30'un üzerinde oy alabilecek, ikinci tura kalabilecek, belki de devlet başkanı olabilecek, desteği bulabilecek. Bu konudan tabii ki Hollande ve Fransa'daki toplum ciddi manada endişe duyuyor. Bu endişelerden hareketle Sosyalist Partisi ve Hollande bazı reformlar gerçekleştirdi. Son yıllarda gerçekleştirdiği reformlarda başarılar da elde etti. Ama Fransız ekonomisi daha da olumsuz bir noktada, kötü bir noktada. Özellikle gençlerin işsizlik oranı gerçekten çok yüksek, dramatik seviyelerde. Bu sebeplerden dolayı bu reform ortaya konulmuştur. Bu reformla birlikte özellikle iş piyasalarını canlandırma amacını gütmüştür. Ama Fransa toplumu buna tepkiyle yaklaştı. Yüz binlerce insan sokağa döküldü. Binden fazla insan şu anda tutuklandı. Bunun dışında polisin orantısız bir biçimde şiddeti söz konusu. Fakat şu önemli, bakın Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde Fransa'daki olaylarla ilgili Türkiye'de gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz yayınların birçoğunu kesinlikle görmek mümkün değil. Türkiye'de gezi olaylarında ortaya konulan yaklaşımların hiçbirisi
Almanya'da olsun ve diğer Avrupa ülkelerinin medyasında maalesef gösterilmiyor. Gösterilmediği gibi de tamamıyla böyle olay nesnel bir biçimde değerlendirilip tartışılıyor. Oysa Türkiye'de nasıl devrim olabilir mi, bunun destekleyebilir miyiz şeklinde bir yaklaşım ortaya konulmuştu. Fransa ile ilgili ortaya konulan yayın politikasında da ne kadar çifte standart içerisinde Batı Avrupa ülkelerinin medya organlarının olduğunu görmüş olmak tekrar benim için de önemli bir tecrübe oldu. Ama devamlı bir biçimde Batı Avrupa ülkelerinin gazetecileriyle görüştüğümde buna dikkat çekiyoruz. Bu konuyla ilgili çifte standart yaklaşımının sadece düşmanlıkları teşvik ettiğini, ötekileştirmeyi teşvik ettiğini ve göçmenlerinden daha ziyade, Batı Avrupa'da yaşayan göçmenlerden daha ziyade özellikle o ülkelerin liberal toplum düzenlerinde tehdit ettiğini her ortamda ifade ediyoruz. Fransa'daki eylemlerin de bir an evvel sulh doğrultusunda son bulmasını ve ülkenin sağlıklı bir biçimde bu meseleleri şiddetsiz bir biçimde tartışmasını ümit ediyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye'ye bu konularla ilgili her ufak eylemden bir devrim çıkarır mıyız amacı güten Batı medyasının da Fransa olaylarına da en azından kendisini sorgulaması için bir vesile olmasını ümit ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yeneroğlu. Canlı yayınımıza katıldınız. Sorularımızı cevapladınız. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ydu konuğumuz. Bir son dakika gelişmesi de var.